Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle tekrardan bir silah oyunu yapma videomuzun serimizin videosunda daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi güzel bir Glock var elimde. Bu Glock artık bizim deneyimiz. Bu denek üzerinde bugün silahların uzuvlarını artık attachment deniyor. Attachment böyle telaffuzu bir acayip. Onları değiştirmeyi göstereceğim. Yani kısaca silahı özelleştirmeyi, kişiselleştirmeyi falan oyun içindeyken yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu silahın pek bir özelliği yok şu an arkadaşlar. Şöyle düz, hatta ateş etme olayı falan hiç yok. Şöyle içinde iki tane şey ekledim. Bir tanesi şöyle bir şey, ne deniyor buna? Alev gizleyici. Bu da susturucu arkadaşlar. Bunları silah oyun içerisinde değiştirip özelliklerini kullanabilmeyi göstereceğim bugün sizlere. Bunun için bir tane script'e ihtiyacımız var. Script'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi bomboş arkadaşlar. Edit mod diye bir bool oluşturuyorum. Public. Video biraz uzun süreceği için hızlı anlatacağım. Kodlama hakkında çok bilginiz yoksa önce o tür şeyleri öğrenecek videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Public bool edit mod diyorum arkadaşlar. Edit modumuzun açık veya kapalı olduğunu buradan belirleyeceğiz. Başlangıçta kapalı olacağı için false diyorum. Ondan sonra void update'e geliyorum. Burada if input nokta get keydown şöyle keycode nokta z, ben z tercih ediyorum. Z'ye basarak edit modu açıp kapatacağız arkadaşlar. Edit modda bu silahın attachment'larını nasıl okunuyor abi ayarlamamızı sağlayan sayfa, panel her neyse onu açıp kapamayı z tuşuyla sağlıyorum. Edit mod. Ops, bu değil. Keşke adını farklı yapsaydık. Edit mod eşittir önlem edit mod olacak. Yani açıksa kapalı, kapalıysa açık olacak arkadaşlar. Ezan okunuyor. Aziz Allah diyelim. Şimdi devam ediyorum. Açıksa nasıl olacak, kapalıysa nasıl olacak, bunlara geliyorum. If edit mod eşittir true. Edit mod true'ysa çift eşittir koymanız gerekiyor if'lerin içerisindeyken. Edit mod açıksa bunlar olacak. Edit mod kapalıysa şöyle şunu kopyalayıp yapıştıralım. Kapalıysa bunlar olacak. Şuraya yazacaklarımız olacak. Açıksa da buraya yazacaklarımız olacak. Animatör belirliyorum. Animatör. Bu animatörde edit moda geçtiği an silahın alacağı pozisyon olacak. Silah biraz daha yamuk duracak edit moddayken. Gears mod falan oynadıysanız fark etmişsindir. Otur şeyler var arkadaşlar. Ve bu animatör anim eşittir get component animatör olacak. Yani bu script'e attığımız objenin içindeki animatör component'ına eşit olacak. Bunu void start'a yazıyorum. Void update'te her frame kendini yenileyip boşuna optimizasyon kaybettirmesin bize. Animatörümüzü buraya çektim arkadaşlar. Şimdi anim.setBool şöyle açık diyeceğim. Bu da edit mod bool'una eşit olacak arkadaşlar. Bu ne demek? Animatörde bir bool oluşturdum. Bu bool açık bool olacak. Bu bool'un açık veya kapalı olması edit modun açık veya kapalı olmasıyla aynı olacak. Aynı durumda olacak. Birbirlerini etkileyebilecekler bu şekilde. Yani edit mod açıkken bu da açık olacak. Kapalıyken bu da kapalı olacak. Oh, bir nefes alayım ya, çok hızlı konuştum. Oh, hava çok sıcak arkadaşlar ya. Pişiyorum yeminine. Devam ediyorum. Edit mod true olduğu zaman ne olacak? Ne olacak? Çok basit. Public game object
Oh, page. Bir sayfamız olacak. Bu sayfa panel. Panelden ayarlayacağız şeyleri. Oh, neydi onun adı? Attachment'ların durumlarını falan panelden ayarlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir de ne vardı? Bir de şey var arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Public. Public game object. Silah diyorum. Bu aslında yapmayacağım ben şu an. Ama eğer sizin silahınızın ateş etme skripti falan varsa. Benim şu an yok ya silahta. Silahınızda ateş etme skripti var diyelim. Şu pistol şeyinin içinde. Bu pistolün içinde ateş etme skripti var burada. O pistolü buraya silah olarak çekip buradan ateş etme komponentini kapatabilirsiniz. Get component ile. Bunu da buradan belirteyim. Size muhtemelen öyle olacak çünkü. Ama ben de öyle olmadığı için şu an gerek yok. Page diyorum. Void start'ta page'imiz kapalı olacak. Setup diye false. Ve ondan sonra edit mod açıkken true olacak. Edit mod kapalıyken yine false olacak arkadaşlar. Edit açıkken. Şimdi önce bir test edelim şunu. Buraya kadar yaptık. Bir test edelim arkadaşlar. Ondan önce animatörle uğraşacağım birazcık. Animatörümüzü belirledik fark ettiğiniz gibi. Create animatör diyorum. Animatör. Edit diyeceğim animatörün adına. İki tane de güzel mi güzel animasyon oluşturuyoruz. Birinin adı null. Diğerinin adına null 1 olsun. Null 1'imiz aktif pozisyon olacak arkadaşlar. Null'umuz da normal pozisyon olacak silahın. Ve bu şekilde silahı istediğimiz pozisyona getirebileceğiz. Şimdi ben gun içine edit mod script'imi atıyorum. Bir tane de animatör atıyorum. Edit animatörümü animatöre veriyorum. Page'imi şöyle basit bir tane page oluşturdum. Hiçbir işe yaramayan denemelik olmak amaçlı. Veriyorum. Ve gördüğünüz gibi script'te açık şeklinde bir bool oluşturduk animatörde. Hemen animatördeki bool'u buraya belirliyorum. Adı açık oluyor tekrardan. Aynısı olmak zorunda. Ondan sonra null ve null 1'e atıyorum arkadaşlar. Null normal pozisyon olacağı için hiç ayarlamayacağız null'u. Ama null 1'i ayarlayacağız arkadaşlar. Null 1 şöyle animation sekmesine gelip şöyle null 1'i seçiyorum. Kayda basıp şöyle gun'ımızı ayarlamaya uygun bir pozisyona getirdim. Şuradan transition çekiyorum arkadaşlar. Has exit time'ı kapatıp buradan açık true diyorum. Yani bizim edit modumuz açıksa silah edit mod şekline geçiyor, pozisyonuna geçiyor. Kapalıysa normal pozisyonuna geçiyor. Bu şekilde tamamen. Hemencik deneyelim bakalım olmuş mu. Kocaman sinek var. Bu ne ya? Ananı satayım dev gibi. Bir saniye arkadaşlar. Ne yapsak? Videoyu mu durdursak? Ben bunu bir öldürmem lazım. Neyse. Deniyorum. Z'ye bastım. Gördüğünüz gibi silah pozisyona geldi. Page açıldı. Z'ye bastım. Pozisyondan gitti. Page kapandı. Ben şu şeyi bir kovalasam. Neyse ya arkadaşlar. Sinek artık yani. O da bir can değil mi? Sinekle uğraşmayı kesiyorum şu anlık. Devam ediyorum. Konsolu temizleyeyim. Edit modumuz açık ve kapanabiliyor artık. Açılıp kapanabiliyor. Bunu şimdi efektif bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Şöyle buraya iki tane game object oluşturuyorum. Hatta bir header verelim şöyle. Şöyle veriyor, değil mi? İşte header vermem normalde. Header nasıl veriliyordu lan? Nasıl veriliyor işte ben bunu hiç bilmiyorum nasıl verildiğini. Ben buna bir bakayım arkadaşlar cidden header nasıl verildiğini bilmiyorum. Şuraya yazalım. Header attribute. Evet. Header health settings. Ha, böyle miymiş? Burası da arkadaşlar Unity'nin Documentation sayfası.
Burayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla bilgi bulabilirsiniz burada. Evet, bu şekilde. Here's attachments diyorum, tamam mı? Doğru mu verdik lan? Tamam, doğru. Daha şunu şöyle veririm. Neyse. Biz devam edelim. Muhtemelen altında bir şey olmadığı için böyle bir error veriyor. Public game object. Bakın altı dolduğu zaman error gitti. Susturucu. Bir de public game object alev gizleyici olsun. Buna da direkt AG diyeceğim, alev gizleyicinin kısaltması. Bu şekilde arkadaşlar. Bende iki tane var. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yaparsınız. Nasıl yapılıyordu olan? Şöyle yaparsınız. 1, 2, 3, 4, 100 tane ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İki tane olacağı için şöyle elle ekledim. Edit modumuz açıkken if input nokta getKeyDown keycode 1 alfa 1, evet. 1'e basarsam, ya evet, edit modu açarken 1'e basarsam, açıkken 1'e basarsam susturucumuz açılacak. Ya da hiç, her şey kapalı olacak 1'e bastığım zaman. Evet. Şunların ikisini de kapatmam lazım şimdi. Susturucu. Nokta setActive false. AG nokta setActive false. 1'e bastığımda tüm attachment'lar kalkacak. Şöyle 2, 2'ye bastığım zaman sadece susturucu açılacak. 3'e bastığım zaman ise sadece alev gizleyici açılacak. Bu şekilde ayarlamış olacağız arkadaşlar. Hemencik deneyelim. Void start'ta bunların hepsi kapalı olmalı bu arada. Onu da ayarlayalım. Şöyle void start'ta kapalı şeklinde koyalım arkadaşlar. Cıp cıp cıp. Açılır mısın Unity kardeş? Tamamdır, açıldı. Şimdi şunları atalım hemen şu kana. Silencer'ımız, susturucumuz şöyle gördüğünüz gibi header oluşturduk. Burada başlık şeklinde gözüküyor. Bu şekilde daha düzenli inspektör panelleri oluşturabilirsiniz. Evet. Başlatıyorum. Başlattım. Gördüğünüz gibi normal oyunum. Z'ye bastım. Panel açıldı. 1'e bastım. Hepsi kapandı. 2'ye bastım. Susturucu açıldı. 3'e bastım. Alev gizleyici açıldı. Z'ye bastığım zaman kapandı. Şimdi 1, 2, 3'e basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Panel tekrardan açtım Z'ye basarak. Susturucuyu koydum. Şöyle. Hepsini kapatmak istiyorum. Böyle kapattım. Bu şekilde mükemmel oldu. Paneli neden yaptık o zaman? Paneli de görüntü olarak bunları açıklamak için yaptım arkadaşlar. Şöyle. Paneli biraz ayarlayalım şimdi. Siyah yapıp birazcık şöyle yapacağım. Şöyle panelimizi büyütelim. Hatta animation'dan şöyle gun deyip 0-1'e geliyorum. Bu şekilde. Şimdi page'imizi şöyle tutuyorum. Ters bakıyormuşuz. Şöyle silahın ucuna doğru getirdim. Şimdi page'in içine 2-3 tane text atalım. UI text diyorum. Tekstimiz saçma duruyor çünkü gerdirdik paneli.
Şöyle canvas'ın içine atacağım teksti. Why text? Evet, çok iyi. 100 diyorum. Şöyle yapalım. Şeyi beyaz yapacağım, şöyle rengini. Şöyle 0. No attachment diyorum. Uzatmam lazım. Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun, geçmişte olsa. Video atamadım biliyorsunuz. Oo, şöyle 2-3 diyeceğim. 1 silencer 2 fire bilmem ne artık İngilizcesi neyse. Tamam mı? Siz bakarsınız, halledersiniz. Şöyle bunu şunun içine koyalım. Page'in içine atıyorum. Page'i kapatıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? Hemencik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3'e falan basıyorum. Hiçbir şey değişmiyor silahta. Z'ye bastığım zaman panelim açıldı. Sıfırda hepsinin kaybolacağını. Bir de silencer'ın açılacağını. İkide ise ateş gizleyici, alev gizleyicinin açılacağını yazdım. Burada gösterdim. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor mükemmel bir şekilde. Tekrardan Z'ye bastığım zaman eski haline geri döndü. Bu şekilde arkadaşlar. Siz şey yapmak istiyorsanız, ne bileyim, susturucu koydunuz. Susturucuya ayrı bir silah sesi eklemek istiyorsunuz diyelim. Hemencik buradan susturucunun açıldığı hangisi bu? Buna gelip susturucu nokta ses bilmem ne, oradan halledersiniz. Azıcık C# biliyorsanız, oyun yapma tecrübeniz varsa. Videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz fazla video atamıyorum bugünlerde. Tercih dönemi falan var. Sınav bitiyor, tercih bitiyor, bilmem ne. Arkadaşlar, kısaca meşgulüm. Alttan alın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.